Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler efendim. Yine bugün USP Online seminerlerinin 45.si ile karşınızdayız. Bugün özellikle son zamanlarda toplumumuzda da çok yoğun bir şekilde kendini göstermeye başlayan uyuşturucu bağımlılığı, alkol ve kumar bağımlılığı hakkında konuşmak istiyoruz. Bu konuda geniş kapsamlı çalışmaları olan, kurumsal hizmetleri olan değerli bir konuğumuz var. Kendisi Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Sayın Bilal Ay kardeşimiz. Öncelikle bize vakit ayırıp bu akşamki sohbetinize katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve dinleyen herkese faydalı olması dileklerimize sözü size vermek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz tekrar ve bize başlangıçta derneğinizi, faaliyet alanlarını kısaca tanıtıp ifade ederseniz çok mutlu oluruz. Sonrasında Evet. ilerleriz inşallah. Buyurun hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ben evvela bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Bir de özür dileyim. Karanlık bir ortamda aydınlatmamız tam yeterli değil. Böyle biraz karanlık görünebiliriz. Onun için Nurunuzu hissediyoruz, sıkıntı yok. eyvallah kardeşlerimize özür dilemiş olalım. Temiz Toplum Derneği 4,5 yıldır gençlikle ilgili, sokaklarla ilgili, ailelerle ilgili, yani tabir yerindeyse toplumun önem arz eden tüm hususlar ile ilgili çalışma yapan bir dernek. Genel manada bu şekilde çalışıyor ama spesifik olarak bağımlılıkları merkeze alan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye'nin dört bir yanında 81 vilayetimizde gönüllülerimizle birlikte gençlerimizi kötü hasletlerden uzak tutabilecek adımları atıyoruz. Bunların başında demin de ifade ettiğim gibi uyuşturucu geliyor, kumar geliyor, alkol geliyor, sigara geliyor. Bunların her birisiyle ilgili neler yapılmalı, problem ne, evvela bunu tespit ediyor eden, akabinde de problemin nasıl çözülebileceğini ortaya koyan araştırmaları bizatihi çalışan, nihai noktada da tamam sorun bu, çözümü de bu ama ne yapmak lazım? Şu adımları atmak lazım, o adımları da kendi gücü yettiğince atan, daha büyük adımlar atabilecek kitleleri de harekete geçiren bir sivil toplum kuruluşu Temiz Toplum Derneği. 4,5 yıldır 1500'e yakın Türkiye satında konferans, seminer ve panel gerçekleştirdik. Binlerce gönüllümüzle birlikte farkındalık oluşturmaya çalıştık. Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili basın bültenleri, televizyon programları, dijital ortamlarda değişik aktivitelerle ilgili kesimleri harekete geçirmeye çalıştık. Bundan sonra da bunları yapmaya gayret edeceğiz. Tabii bazen şu soruluyor. Neden derneğin ismi Temiz Toplum Derneği? Şöyle cevaplıyoruz onu. Diyoruz ki bir bebek düşünün. Doğduğunda kucağınıza aldınız tertemiz değil mi? Suçu yok, günahı yok. Peki ne oluyor da bu çocuklar büyüyorlar? Bunların içinden vatan hainleri çıkabiliyor, hırsızlar çıkabiliyor, katiller çıkabiliyor, torbacılar çıkabiliyor, madde bağımlıları çıkabiliyor. Cevap basit. Biz isteyerek ya da istemeden, farkında olarak ya da farkında olmadan tertemiz doğan bireylerin kirlenmesine vesile oluyoruz. O zaman bir mücadele vereceksek, eğer bu gençleri korumak istiyorsak, evlatlarımızı korumak istiyorsak, geriden gelen nesillerin önüne tabir yerindeyse bir savunma hattı oluşturmak istiyorsak yine bunu hep beraber yapmamız lazım. Bugün kötü olarak tanımladığımız hususları şöyle bir gözümüzün önüne aldığımızda, incelediğimizde, irdelediğimizde de şunu görüyoruz. Bunlar işin nihai noktası değil mi? Evet. Yani bir çocuk düşünün. Doğduğunda bağımlı olarak doğmadıysa eğer, onu oraya götüren bir takım etkinlikler vardır. Hırsız olarak doğmadıysa eğer, katil olarak doğmadıysa eğer, onu oraya götüren bir takım hasletler var. Bunların her biriyle ilgili mücadele edilmesi lazım dedik. Ve Temiz Toplum Derneği'ni bu şekilde kazandırdık. Bununla ilgili çalışmalarımız da son sürat devam ediyor yani. Bilenler gerçekten takdirle takip ediyorlar ve ben de kendi adıma bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bizim de farz-ı kifaye gibi yapmamız gereken bazı görevleri üzerimizden alıp siz toplum adına, ülke adına bu çalışmaları yapıyorsunuz. O yüzden Allah razı olsun. Şimdi özellikle son zamanlarda maddi imkanların biraz daha rahatlaması ve çocukların üzerinde aile baskısının çok bariz bir şekilde düşmesi, azalması, sosyal medya etkileşimleri gibi nedenlerle iyiliklere ve kötülüklere erişim çok hızlı, çok rahat, çok kolay olmaya başladı. Uyuşturucu trafiği de çok yoğunlaştı. Özellikle ülkemizin bir geçiş alanında olmasından dolayı bu kötü maddelere erişimin daha kolay olduğunu da biliyoruz. Hani özellikle sınır ticaret anlamında maalesef. Bütün bunların içerisinde siz
doğrudan bu işin içerisinde olan, hani takip eden, sorgulayan ve önlemek için faaliyetlerde bulunan bir kurumun, bir sivil toplum örgütünün yetkilisi olarak Türkiye'de uyuşturucu sorununa nasıl bakıyorsunuz? Ne durumdayız sizce? Korkmalı mıyız? Neler yapmalıyız? Yani en acil almamız gereken aksiyonlar nedir? Önce oradan başlayalım müsaadenizle. Buyurun hocam. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz Temiz Toplum Hareketi olarak on binlerce insanımızla bir araya geldik. Binlerce madde bağımlısıyla ve aileleriyle birlikte programlar yaptık, organizasyonlar yaptık. Bu programlarda onları daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Vakaları daha yakından görme fırsatımız oldu. Bunun neticesinde şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Hakikaten karşımızda büyük bir tehlike var. Bazen ben olayı daha net anlaşılabilsin diye şunu söylüyorum. Uyuşturucuyla mücadele vatan müdafaasıdır. Çünkü çocuklarımızı kaybetmemiz, bu da geleceğimizi kaybetmemiz manasına gelir. Herkes bu mücadelede yer almazsa Allah korusun yarın arzu etmediğimiz fotoğrafları, manzaraları sokaklarımızda, apartmanlarımızda görebiliriz. Ki bunu söylerken de şunun üzerinden gidiyorum. Ülkemizde 2 milyona yakın maddeye ulaşmış gencimiz var. 2 milyon. Şu manaya gelir bu. Her bağımlı bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin ferdi olarak düşünülse 8 milyon insanımız direkt ya da endirekt uyuşturucuyla mücadele etmek zorunda. Zaten feryadı figan ediyor. Yani ne demek bu? Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz ilçede sokağa çıktınız, gördüğünüz her 10 kişiden biri bu illetle şu anda boğuşuyor tabiri yerindeyse. Eğer önüne geçilmezse, eğer gerekli adımlar atılmazsa, eğer bir paradigma değişikliği gerçekleştirilmezse bu rakam aşağıya değil, Allah korusun yukarıya doğru seyredecek. Şimdi bunu ifade ettiğimizde ben hep şunu altını çizerek dile getirmeye çalışıyorum. Birincisi önleyici tedbirler. Yani biz vakayı konuşurken geriden gelenlerin yani evlatlarımızın bu problemlerle henüz yüzleşmemiş çocuklarımızın tuzağa düşmesini engelleyecek adımları atmak, bataklığı kurutmak için en önemli husus. Buna da savunma hattı diyoruz. Yani bir aile çocuğunu büyütüyor. Ne yapması lazım? Hangi tehlikelerle karşı karşıya kalacak? Bunları öngörüp önlemleri alması lazım. Devlet geriden gelen temiz çocuklarla ilgili önlemleri alması lazım. Okullar bu çocuklarla ilgili önlemleri alması lazım. Sokak bunlarla ilgili önlem alması lazım. Yani önleyici tedbirler olmazsa olmaz. Eğer bu önleyici tedbirleri tam manasıyla hayata geçirmezsek Allah korusun demin de söylediğim gibi problem azalmaz büyür. Bu bir tarafı. Diğer tarafı da tedavi ve rehabilite ile ilgili alanlar. Yani çocuk tuzağa düştü, kandırıldı. Feryadı figan ediyor beni kurtarın diye. Onu kurtarabiliyorsanız netice elde edebilirsiniz. Ama yok o çocuğun o çığlığına, annesinin babasının çığlığına karşılık veremiyorsanız problemin üstesinden gelemezsiniz. Ki 2 milyona yakın bağımlı var dedik ülkemizde. Bu bağımlıları tedavi etmekle mükellef amatemlerdeki yatak sayısı 1100 Ercan abi. Bu ne demek? Bir bağımlı ben iyileşmek istiyorum dediğinde elini kolunu sallayarak gidip tedavi olamaz. Belki aylarca beklemesi gerekir. Diyelim tedavi oldu. Bakın bağımlıların kurtulabilmesi için şu adımları atması lazım. Bir, iyileşmek isteyecek. İki, tedavi görecek. Üç, tedaviden sonra bulunduğu ortamı değiştirecek. Yani evini, işini değiştirecek, cep telefonunu değiştirecek, sosyal medya hesaplarını kapatacak ki o zehir tacirlerinden uzak kalabilsin. Şimdi 2 milyon bağımlı var. Yatak sayısı bunlara yetmiyor. 1100 kadar yatak var. Çok şanslı. Gitti tedavi olabildi. Tedaviden sonra evini işini değiştirmesi çok kolay olmuyor ekonomik imkanlar sebebiyle. Bunların her birinde yaptı. Ülkemizde kurtulma oranı %1,5 bile değil. Yani bakın bunların her birini, her bir aşamayı eksiksiz yerine getirdiğinde bile kurtulma oranı %1,5. Bu da şu demek. Bizim çocuklarımızı, bağımlı evlatlarımızı tedavi edecek alanların hem sayısı yeterli değil, hem nicelik olarak maalesef eksikler olduğunu görüyoruz. Şu Kısa bir şey örneği sorabilir verebilirim. miyim? Çok kısa bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Konunun sıcaklığı dağılmadan. Bu uyuşturucu mağdurları, bağımlılarının tedavisi mutlak surette amatem gibi profesyonel ortamlarda olmak zorunda mı? Aile içerisinde bu tedavi yapılabilir mi? Sadece onu sormak istedim. Tabii Durumun yapılabilir. Şimdi ciddiyeti. buna gireceğim. Önce şunu söyleyeyim. Yani bir evlat yetiştiriyor aile.
ona emek veriyor. Her şeyden kıymetlisi, evinden kıymetli, arabasından kıymetli, tek taşından, beş taşından kıymetli. Gözü gibi baktı. Ama çocuk tuzağa düşürüldü. Çocuğun tuzağa düşürüldüğünü öğrendikten sonra harekete geçti. Ben çocuğumu iyileştireceğim dedi. Tabii önünde iki seçenek var. Ya devletin amatemlerinden istifade edecek ya özel sağlık kuruluşlarına götürecek. Ama özel sağlık kuruluşları ekonomik olarak hakikaten her ailenin üstesinden gelebileceği bir şart önlerine koymuyor. Ekonomik olarak ağır bir yük getiriyor. Dolayısıyla daha uygun, daha kolay ulaşılabilir, daha kolay çocukların tedavisi olur düşüncesiyle amatemlere yöneliyor aileler. Ama oradaki yatak sayıları da demin ifade ettiğim gibi yetersiz olunca ne yapacak? Kendine sıra gelmesini bekleyecek. Sıra geldiğinde de çocuğun aynı iradeyi ortaya koyması lazım. Yani ben iyileşmek istiyorum demeyen bir çocuğun iyileşmesi mümkün değil. Tamam, iyileşmek istiyorum dedi. O gün geldiğinde yine aynı iradeyi ortaya koyabilecek mi? Bunların her birisi problem. Ama esas sıkıntı şu. Diyelim ki başınız ağrıyor. Doktora gittiniz. Dediniz ki benim başım ağrıyor, size bir ilaç verdi Ercan abi. Ama verdiği ilaç başınızın ağrısını geçirmedi. Bir hafta sonra yine gittiniz. Dediniz ki verdiğiniz ilaç sadra şifa olmadı, beni iyileştirmedi. Başımın ağrısı devam ediyor. Size yine aynı ilacı verdi. Yine gittiniz kullandınız, yine iyileşemediniz. Üçüncüye geldiniz. Tekrar aynı ilacı verse ne dersiniz o hekime? Ya sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Bu verdiğin ilaç beni iyileştirmiyor dersiniz değil mi? Şimdi biz de diyoruz ki ya Türkiye'de kurtulma oranı 1,5'larda bile değil. Demek ki bizim tedavi metodumuz bu çocukları iyileştirmiyor. Bilal Ay Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı olarak bunu her platformda dile getiriyor ama bunun neticesini görmek çok da zor değil. Siz evinizde buzdolabınız bozulsa, çamaşır makineniz bozulsa servis arıyorsunuz değil mi? Servis geliyor, tamir ediyor, gidiyor, arkadan size bir telefon geliyor. Gönderdiğimiz personel geldi mi, probleminizi çözdü mü? Ve çözümden memnun musunuz diye değil mi? Biz de diyoruz ki ya çocuklarımız bu tedaviden sonra takip edilmeli. 3 ay sonra siz aileyi bir arayın bakalım. Çocuğunuzu getirmiştiniz. Bizde tedavi gördü. Şu anki durumu nasıl? 6 ay sonra bir daha arayın. 1 sene sonra bir daha arayın. Eğer bu aramaları yaparsanız zaten çocuğun iyileşmediğini göreceksiniz. Zaten başarı oranının çok düşük olduğunu göreceksiniz. Yani bizim evlatlarımız buzdolabı kadar, çamaşır makinesi kadar, televizyon kadar kıymetli değil mi? Bu geri aramaları yapalım. Şimdi geri aramalar yapıldığında bu netice elde edilecek zaten. Şimdi ben şunu soruyorum. Ya iyileştirmeyen bir tedavi metodunda ısrar etmenin bir manası var mı? O zaman ne yapacağız? Hem niceliği artıracağız. Yani tedaviyle mükellef alanların sayısını artıracağız. Bu devletin birinci derecede sorumluluğu. İki, niteliği artıracağız. Yani mevcut tedavi metotları çocuklarımızı iyileştirmiyorsa yeni tedavi metotlarını arayacağız ki %40'lara, %50'lere bu başarı oranını çıkaran tedavi metotları olduğunu biz biliyoruz. Ne yapacağız? Bu metotları gerçekleştireceğiz. O zaman çocuklarımızı Allah'ın lütfu inayetiyle iyileştirmiş olacağız. Ama bir adım daha eksik. Ülkemizde tedaviden sonra rehabilite alanlarına da ihtiyaç var. Yani çocuğu iyileştirdik diye tekrar toplumun içine gönderiyorsunuz. Desteği kestiğinizde ne oluyor? Yeniden 10 yıl çocuk uyuşturucuyu bırakmış olsa bile yeniden tuzağa çekilmesi çok kolay. Onun için toparlayacak olursak bir, önleyici tedbirleri atmamız lazım. Bu önleyici tedbirlerle ilgili adımlar atmamız lazım. İki, tedaviyle ve rehabiliteyle ilgili süreci hızlandırmamız, nitelikli hale getirmemiz ve bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları üzerinde mesai harcamamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek büyük ölçüde uyuşturucu problemiyle ilgili mesafe kat ederiz. Sadece kendi evlatlarımızı kurtarmakla kalmayız. Bizim dışımızdaki ülkelerin de ülkemizi model olarak almasını sağlayabiliriz. Bunlar önemli hususlar. Bilal Bey kardeşim şeyi soracağım. Şimdi anne baba dikkat etmeli, korumalı diye hani böyle genel ifadeler kullanıyoruz ama biraz daha böyle muşahhas olarak mesela genç bir evladı, kız ya da erkek evladı olan bir anne baba çocuğunu nasıl davranmalı, neyine dikkat etmeli? Örnek veriyorum harçlığını mı kısmalı, atıyorum işte cep telefonu, sosyal medya iletişimini mi takip etmeli,
Zaman sınırlaması mı koymalı? Arkadaşlarım takip etmeli? Hani sizin böyle en çok gördüğünüz, dinlediğiniz vakalardan bir anne Evet. babalara tavsiyeleriniz neler olabilir? Böyle daha somut. Biz söylüyoruz. Şöyle bir girizgah yapmış olayım. Evet. Türkiye'de bir gençlik problemi yok. Ülkemizde bir ebeveyn problemi var. Evet. Yani bugün şikayet ettiğimiz hususlar. Ya bu gençlik niye böyle? Ya bu gençlik niye böyle diye biz gençliği suçlamayacağız. Evvela ebeveynler olarak kendimize bakacağız. Evet. Şu iddiam var benim. Çocukları biz yetiştirmiyoruz. Çocuklarımızı fenomenler yetiştiriyor. Sosyal medya yetiştiriyor. Çocuklarımızı YouTuber'lar yetiştiriyor. Ercan abi YouTube kanalları yetiştiriyor. Evet. Çocuklarımızı diziler yetiştiriyor. Dizi platformları yetiştiriyor. O aktörler yetiştiriyor. Biz aynı evin içerisindeyiz. Aynı çatının içerisinde. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Diyoruz ki bir aradayız. Halbuki bedenlerimiz bir arada, ruhlar başka başka yerlerde. Bir evde annenin ayrı dizileri var. Babanın cep telefonu var, çocuğun oyunları var. Yani zannediyoruz ki yan yanayız, çocuğumuzla ilgileniyoruz. Hayır, çocuğumuzu başkaları yetiştiriyor ve buna müdahil olmuyoruz. Onun için problemin üstesinden gelmenin, daha doğrusu problemlere karşılaşmadan evvel önlem almanın yolu çocuklarımızı kendimiz yetiştireceğiz. Çocuklarımızı doğru rol modellerle muhatap edeceğiz. Bir sosyolog arkadaş anlatıyor. Diyor ki memlekete gittim. Babama dedim ki baba bak biz dört kardeşiz. Dördümüz de vatana, millete, memlekete faydalı işler yapıyoruz. Şimdi biz de baba olduk. Bizim de çocuklarımız var. Sen bizi nasıl yetiştirdin? Şu işin formülünü bize de öğret. Biz de çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Onlar da vatana, millete, memlekete faydalı evlatlar olsunlar. Babam şöyle durdu dedi ki oğlum ben ilkokul mezunu bir adamım. Öyle taktik, teknik, strateji bilmem. Ama sizi yetiştirirken iki şeye dikkat ettim. Onları söyleyeyim sana. Arkadaş diyor ki bekliyorum babam söyleyecek. Öğreneceğim. Ben de çocuklarımla tatbik edeceğim. Dedi ki bir, bu evden içeri haram lokma sokmadı. Bakın evlatlarımıza yapacağımız en büyük iyilik onları helal lokmayla beslemek. İki, her akşam sizi aynı sofranın etrafında buluşturdum. Yani sofrada kardeşlerden biri mi eksik? O da gelecek. Yeme öyle başlayacağız. Bakın bir arada olmak ne kadar önemli. Biz temiz toplum Evet. hareketi olarak sofra hareketi diye bir çalışma başlattık. Dediler ki bunun neyi var? Neye yarayacak? Ne fayda sağlayacak? Dedik ki ailelere en azından sofrada çocuklarınızla beraber olursanız onlarda bir anormallik varsa bunu fark edersiniz. Gözleri kanlanmışsa, aşırı terliyorsa, titriyorsa, motivasyon bozukluğu varsa, moralsizse, kaşığı tutuşundan, bardağı kaldırışından anlarsınız. Ama sofrada bile buluşamıyoruz biz çocuklarımızla artık. Dolayısıyla bir problem oluştuğunda bunu bir sene, iki sene sonra ancak fark edebiliyoruz. Bakın Ercan abi bize gelen vakalarda ailelerin %99'u, bakın %50'si falan değil, %99'u çocuğunun uyuşturucu kullandığını 1,5-2 yıl sonra öğrenebilmişler. Niye? Çünkü zehir tacirleri o kadar uyanık ki çocuklarımızı tuzağa düşürüyorlar. Ondan sonra onlara mihmandarlık yapıyorlar. Diyorlar ki bak bu maddeyi kullandığında gözlerin kanlanır ha. Eve gitmeden önce şu damlayı damlat. Ailen fark edemesin. Şu maddeyi kullandığında üstünde kötü bir koku olur. Sakın ha parfüm sıkmadan eve gitme. Öbür maddeyi kullandığında kendinden yarım saat, bir saat geçeceksin. Dolayısıyla izole bir yerde kullan. Ne oldu? Çocuk semptomları gizledi. Yani zehir tacirleri bu semptomları gizleyebilmesi için ona tabir yerindeyse tiyolar verdiler. Evet. Peki aile ne zaman öğrenebiliyor problemi? Artık semptomlar saklanamaz hale gelince. Çocuk vücuttaki dengeyi kaybetmeye başlıyor. Bir yere odaklanamıyor. Eğer maddeye ulaşmak istiyorsa onu her şeyin önüne alıyor. Ders notları düşmeye başlıyor. Arkadaş çevresi değişiyor. Kendini toplumdan izole ediyor. Aile diyor ki burada bir problem var. Geçmiş olsun. Bakın biz Türkiye'yi dolaşırken bazen şu soruya muhatap oluyoruz. Ya başkanım sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Sizin işiniz gücünüz yok mu? Her şeyi bir kenara bırakmışsınız. 81 vilayeti geziyorsunuz. 81 vilayette seminerler, konferanslar veriyorsunuz. Derdiniz ne? Ben bu soruya şöyle cevap veriyorum. Siz hiç evladı ölsün diye dua eden bir annenin gözlerine baktınız mı? Nasıl yani? Bir anne evladı ölsün diye dua eder mi? Karşılaştığımız bir hadise bizi çok etkilediği için ben katıldığım bütün programlarda bu örneği aktarıyorum. Annemiz bizi ziyarete gelmiş, hüngür hüngür ağlıyor. Buyur ettik. Hayırdır anneciğim, neden ağlıyorsunuz?
İlk cümlesi bu oldu. Ben evladım ölsün diye sabahlara kadar dua ediyorum. Ya bir anne böyle bir dua eder mi? Niye böyle yapıyorsunuz dediğinde verdiği cevap şu. Bizim çocuğumuz örnek bir çocuktu. Biz ondan memnunduk. Çevresi ondan memnundu. Arkadaşları ondan memnundu. Komşularımız ondan memnundu. Akrabalarımız memnundu. Ama çocuğumu ne olduysa kandırdılar, tuzağa düşürdüler. Biz tuzağa düştüğünü 2 sene sonra öğrendik. Öğrendik ki uyuşturucu kullanıyor, hemen seferberlik ilan ettik. Onu tedaviye ikna etmeye çalıştık. Babası, arkadaşları, komşularımız, onu sevenler onu kurtarmak için çırpındılar adeta. Ama çocuğumu tedaviye ikna edemedik. Şimdi işi bir adım daha öteye götürdüm. Benim çocuğum artık uyuşturucuyu satıyor. Yani tırnak içerisinde torbacı oldu. Dedi ki o annemiz, başkanım, bir anne olarak ben bu acıyı biliyorum. Başka anaların da yüreği benim gibi yansın istemiyorum. Başka çocukların da istikbali benim çocuğum gibi kararsın istemiyorum. Evde herkes yatıyor, ben kalkıyorum, ellerimi açıyorum ve diyorum ki ya Rabbi benim evladımın canını al. Şimdi o annenin gözlerine baksanız meselenin ne kadar elzem olduğunu, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlarsınız. Çırpınmış, artık çocuğunu kurtaramayacağını düşünüyor ve diyor ki ölsün de o da kurtulsun, ben de kurtulayım. Ki evladını öldürmek isteyen anne babalarla karşılaştım ben. Şimdi bunları görünce bu vaziyeti bu hale gelmeden evvel atılması gereken adımları tabii ki biz dile getirmeye çalışıyoruz. Onun için ben anne babalara diyorum ki çocuğunuzla hemhal olun. Çocuğunuzla vakit geçirin. O dizilerden, sosyal medyadan, telefonlarınızdan biraz feragat edin. Senin elinde telefon varken çocuğun o bilgisayarı bırakmaz. Sen televizyonun başındayken çocuğun o tableti bırakmaz. Dolayısıyla fedakarlığı sen yapacaksın. Evde bir teknoloji sepetiniz olsun diyorum ailelere. Daire kapısından girer girmez içi bir çakın duvara. Oraya bir sepet asın, adı teknoloji sepeti olsun. Baba mı girdi, telefonunu bıraksın. Anne mi girdi, telefonunu bıraksın. Çocuklar mı girdi, telefonunu bıraksın. Bakalım teknolojiden ne kadar uzak durabiliyoruz. Tabii bunu söylerken şunu da belirtmiş olayım. Bütün bağımlılıklar birbirleriyle bağlantılı. Hani çocuk dışarıdaki tehlikelerden uzak, evde dizimin dibinde diye düşünüyor ya aileler. Elindeki tablet emin olun dışarıdan daha tehlikeli. Çünkü oynadığı bütün oyunlar, yani bir iki istisnayı dışarıda bırakıyorum, istisnalar kaideyi bozmaz. Oynadığı bütün oyunlar çocuğu kumara yönlendiriyor. Kumar bir sonraki adımda yasa dışı kumara yönlendiriyor. Yasa dışı kumar uyuşturucuya yönlendiriyor. Bakın böyle bir sarmal var. Bazen de şu örneği veriyorum. Yani düşünün ki bir çocuk annesi babasının yanında 3 yaşında 5 yaşında bir evlat var. Elinde sigara görseniz ne yaparsınız? Düşünsenize 3 yaşında çocuk elinde sigara var. Ya bu akıl alacağı bir şey mi? Hemen annesine babasına tepki gösterirsiniz. Ya siz nasıl anne babasınız? 3 yaşında çocuğun eline sigara verilir mi deriz değil mi? Tepkimizi gösteririz. Emin olun cep telefonları o sigaradan daha tehlikeli. 1 yaşında 2 yaşında çocukların elinde cep telefonları var. Emin olun o sigaradan daha tehlikeli. Çünkü çocuğun muhakeme yeteneğini elinden alıyor. Anne babalara hani tavsiyelerde bulunacağız ya. En başta daha 0-3 yaş arasında başlayacaklar adımlarını atmaya. Bir çocuk 0-3 yaş arasında teknolojiyle hiç muhatap olmamalı. Çünkü beyninin %90'ı bu dönemde gelişiyor. Ve muhakeme yeteneğini, yani iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı birbirinden ayırma yeteneğini çocuk bu dönemde elde ediyor. Eğer sen çocuğu ağlıyor diye televizyonun karşısına oturtursan, 2 lokma yedireceğim diye eline telefonunu verirsen, tableti al da bizi rahatsız etme diye önüne koyarsan, o çocuğun muhakeme yeteneği gelişmez. 15-16 yaşında karşısına gelen o zehir tacirleri onu tuzağa çekmeye çalıştıklarında ona karşı koyamaz. Onun için aileler 0-3 yaş arasında bir kere başlayacaklar doğru adımlar atmaya. Ondan sonraki süreçte de çocuklara alternatif alanlar oluşturacaklar. Çocuk okula gittiğinde sorumluluk benden çıktı diye düşünmeyecekler. Okul, sokak ve aile arasındaki bağları kuvvetlendirecekler. Emin olun çocuklara sevdiklerini de söylerlerse, çocuklarına sarılırlarsa problemler büyük ölçüde ötelenmiş olacak. Ailelerin yapmaları gereken hususlar bunlar. Bakın burada bir örnek daha vereyim. İmam Hatip 5. sınıflara bir konferansa gitti. Ercan abi, konferansın konusu idealler ve hedef. Çocuklara şunu anlatıyorum. Bakın çocuklar, hayat dediğiniz şey dümdüz bir yol değil.
Yokuşlar var, inişler var, zorluklar var, kolaylıklar var. Ve bizim hayattaki başarımız zorluklarla karşılaştığımızda verdiğimiz imtihanla ölçülür. Zorluğu gördüğünüzde arkanızı dönüp giderseniz hayatta başarılı olamazsınız. Dolayısıyla zorluk mu gördük? Düştük mü? Kalkacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla bizim hayatta başarılı olmamızın yolu bir ideal ve hedeften geçer. Daha bu yaşlarda önümüze bir hedef ve ideal koyalım dedi. En sonunda da seminerin dedim ki bu kadar konuştuk, hedefleri ve idealleri anlattık ya. İçinizde hedefi olan, ideal olan var mı? Bakın tekrar ediyorum. İmam Hatip 5. sınıf öğrencileri. Evet. Eşlerden birisi öyle bir el kaldırıyor ki ceketini yırtacak neredeyse. Dedim tamam buradan kreatif bir şeyler çıkacak. Dedim ki delikanlı buyur. Var mı dedim bir hedefin? Hani meşhur bir teyemmüm hikayesi vardır. Hoca saatlerce kürsüde teyemmümü anlatmış. En son birisi el kaldırmış. Demiş ki hocam çok güzel anlattınız. Ağzınızdan bal damlıyor ama kafama bir şey takıldı. Nedir evladım sor dedi hoca. Soru soran kişiye. Bu sefer dedi ki yani güzel anlattınız ama su olmadığında ne yapacağız onu anlayamadım ben. Hoca dedi ki oğlum bir saattir burada teyemmümü anlattık ya. Sen hiçbir şey anlamamışsın. Biz de sorduk. Çocuk el kaldırınca ona söz verdim. Söyle bakalım. Hedefin ve idealin var mı? Dedi ki o 5. sınıf talebesi. İmam Hatip öğrencisi. Evet başkanım hedefim ve idealim var dedi. Nedir dedim? Zengin olmak dedi. Allah Allah. Başka? Dedi ki villada oturmak istiyorum dedi. Başka? Üstü açık bir arabaya ihtiyacım var dedi. Öyle bir araba almak istiyorum dedi. O kadar mı dedim? İşe daha var dedi. Nedir dedim? Utana sıkla şöyle biraz da önüne doğru başını eğdi. Güzel bir kadınla evlenmek istiyorum başkanım dedi. Kendi kendime dedim ki eyvah. Bu cevaplar bu çocuğun cevapları değil. Biz çocuğu böyle yetiştirdik. Sabahtan akşama kadar seyrettirdiğin diziler diyor ki ona. Evet. Zengin olursa seni adam yerine koyarlar. Üstü açık bir araban olursa millet önünde ceketini ilikler. Evet. Villada oturursan şöyle olur. Şimdi ne oldu? Tertemiz dimağı aldık biz. Bakın ne hale getirdik. Evet. Onun için aileler olarak çocuklarımızı biz yetiştirelim. Önüne doğru rol modelleri koyalım. Doğru rol modellerle muhatap olmalarını sağlayalım. Bizler doğru rol model koyalım. Ben şu örneği de veriyorum. Bir anne düşünün, 2 yaşında çocuk dizinin dibinde emekliyor, telefonu çaldı annenin. Kim arıyor? Ayşe Hanım arıyor. Açtı telefonu. Buyurun Ayşe Hanım. Oradan diyor ki Fatma Hanım nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Müsaitseniz diyor karşı taraf. Bir kahve içmeye geleceğim, sizi çok özledim. Anne çocuğunun yanında şu cevabı veriyor. Tabii çok memnun olurum. Ben de sizi çok özledim. Gelin iki lafın belini kıralım. Yemekle yeriz, otururuz diyor. Tamam diyor sözleşiyorlar. Anne telefonu kapatıyor. Kapattıktan sonra şu tepkiyi verirse. Ya nereden çıktı şimdi bu Ayşe Hanım? Benim bir sürü işim vardı. Mutfakta bulaşıklar var. Makinede çamaşırlar var. Evi süpürmem lazım. Olacak iş miydi bu dedi. Ne oldu? O hiçbir şeyden anlamaz dediğin çocuğa iki yüzlülüğü öğretti. Riyakarlığı öğretti değil mi? Onun için evvela biz doğru rol modeli olacağız. Doğru rol modellerle muhatap edeceğiz. Ve çocuğumuzun doğru çevrede büyümesini sağlayacağız. Çevrede olumsuz örnekler varsa o olumsuz örnekleri de ortadan kaldırmaya çalışacağız. Çünkü bu çocuklar ne dedik? Uzaydan gelmediler. Bugün torbacı dediğimiz çocuklar da uzaydan geldi. Bizim çocuklarımız ya. Bağımlı dediğimiz çocuklar bizim çocuklarımız. Ya ailede problem vardı. Ya sokakta problem vardı. Ya çevre etkisi, akran etkisi vardı. Ne oldu? Bu tuzağa düşürüldüler. Kurtarmak da bizim boynumuzun borcu. Aileler de dediğimiz gibi bu önlemleri alırlarsa, çocuklarıyla hemhal olurlarsa, kendi konforlarından, teknolojiden feragat ederlerse Allah'ın izniyle çocuklarına kimse dokunamaz. Evet, inşallah. Çok çok güzel önerilerdi gerçekten. Allah razı olsun. Bu çocukların uyuşturucuyla tanışma yaşı şu anda son güncel gelişmelere göre sizce kaç yaşına indi? Özellikle Cenab-ı abi bunu ben söylüyorum. Söyleyince de başım belaya giriyor. Açıkçası tepki de alıyorum. İlkokul çağına düştü diyeyim. Gördüğümüz vakalar üzerinden. Yani evet. Hakikaten iş o noktaya geldi ki hem rakam arttı hem kullanım yaşı düştü. Şimdi tabii farklı yani sadece sentetik uyuşturucular tehlike olarak görülüyordu. Şimdi çakmak gazı vesaire daha tehlikeli, daha kolay ulaşılabilir etkenler de devreye girdi.
Örneğin en son karşılaştığım bir vakadan bahsedeyim size. 15-16 yaşında bir gencimiz, babası getirdi. Problem ne dedim? Dedi ki çakmak gazı. Ne kadar içiyorsun dedim, ne kadar kokluyorsun? Ne kadar deseyi? 30 kutu dedi günde, 30 kutu. Evet, evet. Görüyor musun? Ya fecaat. Yani dedim ya bunlar her biri birbiriyle bağlantılı diye. Şimdi önceden tabii Türkiye uyuşturucu ticaretinde maalesef ister istemez bir trafiğin ortasında kalıyordu. Evet. Aynı zamanda hedef ülkeydi de. Yani hem transit ülkeyiz biz, hem hedef ülkeyiz. Evet. Hem de iki yönlü. Yani Afganistan tarafından geçen uyuşturucuların Avrupa'ya giderken ki güzergahıyız, hem de Avrupa'dan bu tarafa geçen sentetiklerin güzergahıydık. Şimdi buna bir de merdiven altı sentetikçiler eklendi. Yani bazı kurumsal gibi tanıtılan ürünler var. Aynı ürünün 400 çeşitli tespit edilmiş. Ben ismini vermeyeyim reklam olmasın diye. Yani merdiven altında kimyasallardan kendi uyuşturucularını yapıp çocuklarımıza satıyor bu kötü niyetli insanlar. Ve bu maddeler öyle maddeler ki içinde fare zehri var, tarım ilacı var. Yani her biri kendi başına bile öldürücü kimyasallardan oluşuyor. İlk kullanımda bağımlılık yapıyor. 10 gün kullanıldığında beyni %60'ını delik deşik ediyor. 3 yıl kullanıldığında bütün organları iflas ettiriyor. Evet. Böyle bir madde karşımızda. Yani artık sadece o ticaretten kaynaklanmıyor. Merdiven altında üretiliyor. Bunun yanında az evvel bahsettiğim gibi çakmak gazı vesaire çok kolay ulaşılabilen zehirlerde söz konusu olunca çocuklarımızı muhafaza etmek öyle göründüğü kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla sürekli aile hemhal olmalı ve bir mahalle kültürü oluşturulmalı. Yani ben diyorum ki çocuklarımızı bağrımıza basacağız. Çocuklarımız derken de sadece bizim nüfusumuza kayıtlı çocuklar değil. Evet. Apartmanımızdaki çocuklar, sokağımızdaki çocuklar, ilçemizdeki, şehrimizdeki, ülkemizdeki bütün çocuklar, bizim çocuklarımız böyle göreceğiz. Onların her birini bağrımıza basacağız ki o zaman zehir tacirleri emellerine, o kötü amaçlarına ulaşamayacaklar. Evet. İnşallah bu önlemleri almak gerekir. Çok teşekkürler. Vaktinizi kıymetli kullanmak için diğer alkol konusuna geçmek isterim müsaadenizle. Şimdi alkol konusu da bahsettiğiniz gibi gerek dizilerle gerek işte yabancı yayınlarla internet ortamında çok yoğun böyle reklamı yapılan, özendirilen ve bir zenginlik böyle bir mutluluk göstergesi gibi iyi günde de kötü günde de tüketilen bir sıvı haline geldi. Ve alkolle mücadeleyi sanki ülkemizde sadece zam yapmak gibi algılanıyor. Yani ne kadar çok zam yapılırsa o kadar mücadele ediyormuş gibi algılanıyor. Halbuki alkolün daha kullanılmadan kullanılmasının caydırılması gerekir. Benim geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir olay biliyorsunuz. Bir ünlü birisi, medyatik birisi sarhoş bir şekilde araba sürerken önünde giden 3 kişi, 3 kişinin 4 kişinin olduğu bir arabaya çarpıyor ve 3 kişiyi direkt öldürüyor kaza yerinde. Ve bu insan 3 yıl yatıp çıkıyor, aramızda geziyor. Yani 3 kişinin katili sarhoşken 3 kişiyi öldüren bir katil aramızda geziyor 2-3 yıl hapis yatarak. Şimdi alkol alarak arabaya binen ya da işte meydana çıkan kişilerin cezasını arttırılması lazım. Tam tersine hafifletici neden yerine. Ve demin bahsettiğiniz sentetik sahte alkol üreticiler de var. Her şeyde olduğu gibi bu yüksek vergilerin böyle bir yan etkisi de var. Aşırı normal alkollü içkiler aşırı pahalı olunca hemen fırsatçılar daha ucuz sahte alkol üreterek vurgun yapmaya çalışıyorlar. Bu da direkt kişilerin ölümüyle neticeleniyor. Zehirlenmeleri zaman zaman duyuyoruz. Bu konuda ne dersiniz? Alkolle mücadele konusunda, alkol bağımlılığı konusunda. Söylemek lazım. Yani bu kumar içinde geçerli, alkol içinde geçerli, uyuşturucu içinde geçerli. Bunların her birisi haram. Evet. Yani biz Müslüman olarak zaten bunlardan uzak durmak zorundayız. Evet. Tabii hani aile diyorum ya aile. Her şey hani dedim ya ebeveyn problemi yok, aile problemi var. Yani çocuklarımızı yetiştirirken bizim kırmızı çizgilerimiz olmak zorunda Ercan abi. Evet. Yani neyi ne kadar zarar verir? Biz kimiz nasıl yaşamak zorundayız? Çevremizi neye göre şekillendirmek zorundayız? Kimleri kendimize örnek almak zorundayız? Bu müfredatla, bu müktesebatla yetiştirilen çocuklar alkol, uyuşturucu, kumar, sigara bunlardan hep uzak tutulabilir. Ama
Biz demin de işte örneğini verdik televizyon dizilerinden çocukların nasıl etkilendiği ile alakalı. Maalesef. Bunlarla ilgili önlem almamız lazım, önlem. Yani doğru rol modelleri çocuğunuzun önüne sadece çevrede değil, dizilerde de koymamız lazım, senaryolarda da koymamız lazım. YouTuberlar olarak da örnek isimler çıkarmamız lazım. Yani bir tehlike var diyoruz ama gerçekler de var. Yani teknoloji evet doğru kullanılmadığında zararlı ama hayatın vazgeçilmez bir unsuruymuş gibi şekil aldıktan sonra buraya da müdahale etmek gerekiyor, değil mi? Evet, Nasıl aynen. senin radyo televizyon üst kurulu var, RTÜK, bunun gibi sosyal mecralarla ilgili, dijital mecralarla ilgili bir üst kurulu oluşturulmalı mesela. İçerik üretilmeli. Evet. Bundan bir yıl kadar önce Twitter'da bir gündem oluştu. İçerikte şuydu: YouTube'da bir kanal, çocuklara yayın yapan bir kanal, eşcinsel içeriklerle çocukları eşcinselliğe doğru yönlendiriyor. Evet. Tabii bu Twitter'da gündeme gelince, üst sıralarda da yer alınca bakanlık bir açıklama yaptı. İlgili kanalla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır diye. Ertesi gün Temiz Toplum olarak biz de bir açıklama yaptık. Önce bakanlığın sigaya çekilmesi lazım diye. Neden? Çünkü orada görünce gittik o sayfalara bir baktık. Sayfalar 1,5-2 yıllık. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon neyse milyonlarca çocuğumuz orayı seyretmiş. Şimdi eğer Twitter'da gündem olmasaydı kimsenin yine haberi olmayacaktı. Yayınlara devam edecekti. Evet. Dolayısıyla önlem almak, yani sosyal medya dipsiz bir kuyu. Dijital mecralar dipsiz bir kuyu. Bunlarla ilgili önlem alabilmek, yani denetleyebilmek lazım. Ama bu yetmiyor. Doğru içerikleri de üretebilmek lazım. Evet. Çocuğun elinde tablet, telefon varsa bunu engelleyemiyorsan tam manasıyla içerik olarak doğru besleyeceksin. Alkolle ilgili de bu. Yani alkol normal bir şeymiş gibi lanse edildiğinde dertleri unutturan, sıkıntılardan uzaklaştıran bir şeymiş gibi lanse edildiğinde çocuklarımız tuzağa düşürülüyor maalesef. Dolayısıyla bununla ilgili önlemlerin de kat'i bir şekilde alınması lazım. Ama her şey gidiyor 0-3 yaş arasına dayanıyor. Yani çocuklarımızı büyütürken verdiğimiz emek kıymetli. Eğer emeği o dönemlerde vermezsek ondan sonraki dönemde vermek zorunda kalırız ama netice elde edemeyiz. Şimdi buradan isterseniz bir de kumara bağlayayım Evet, ben. üçüncü Yani konum da oydu zaten. Kumara gelecektim. en büyük problemlerden birisi ülkemizde. Bununla ilgili biz şöyle bir açıklama yaptık. Türkiye'de ilk defa dedik ki bakın şans oyunları adı altında kumar oynatılıyor ve burada anayasal bir suç işleniyor. Ne Evet. demek bu? Anayasanın 58. maddesi diyor ki devlet milletini, vatandaşını alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü hasletlerden koruyacak Korur. önlemleri Evet. almak zorunda. Evet. Ama bırakın önlemleri almayı, Resmi spor işletme. toto diye bir teşkilat var ve bu spor toto teşkilatının altında şans oyunları diye tabir edilip çocuklar kumara sürükleniyor. Ciro'nun %60'ı 18-25 yaş arası. Liselere gidiyorum ben. Liselerde öğretmenler diyorlar ki çocuklar dersten daha fazla kupon çalışıyor diyorlar. Yani manzara bu. Evet. Çocuk tarihini bilmiyor. Akrabalarını tanımıyor. Komşularını tanımıyor ama Macaristan 2. ligindeki takımları takır 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 sayıyor. Brezilya'da bu hafta hangi oyuncu cezalı? Takır takır sayıyor. Niye? İşte bu oyunlar yüzünden. Şimdi dedik ki bakın şans oyunları de adı altında bunları oynatmanız kumar olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Milli piyango olur mu Allah aşkına? Kumarın millisi Tabii. olur mu? Piyangonun millisi mi olur? Yani milli demeniz işi meşrulaştırır mı? Evet. Biz bunu söylediğimizde şu cevabı alıyoruz de. Ya tabii siz böyle söylüyorsunuz ama devlet spor toto teşkilatıyla bu oyunları oynatmasa yasa dışı kumarın önü açılır. Ben de diyorum ki hayır. Sahada yaptığımız gözlem şu. Tam tersi. Çocuk tertemiz. Tertemiz bir dima. Tertemiz bir fert. Evet. Çıktı. Maç seyredecek babasıyla. Televizyonu açtı. Mistikom 2. lig. Abi geçmiş olsun. Ne bu Mistikom? Bahis. Şans oyunu. Lige ismini vermiş. Gazeteyi aldı. Gazetenin en üstünde milyarlarca lira kazanabilirsin. Nasıl kazanacaksın? Şu maçları bilirsen. Ne oldu? Bahis. Otobüs durağına çıktın. Otobüslerin arkasında. Direklere baktın. Direklerde bahis reklamları. Kırtasiyelerde bile kupon doldurtturuluyor. Evet. Niye? Var değil ya şans oyunu diye.
Şimdi çocuk bunları gördü. Zaten seyrettirdiğin diziler kısa yoldan zengin olması gerektiğini öğütlüyor. Nasıl köşeye dönebilirim çalışmadan? Çocukların zihinleri böyle işleniyor. E ne yapacak? Bunu da gördü. Ya benim 5 liram, 10 liram, 20 liram var. Bununla ben gideyim, şans oyunu oynayayım, bahis oynayayım, para kazanayım. Birinci de gitti yatırdı, kaybetti. Kumarda şu vardır. Yeniden kazanacağım diye bir daha gidersin ki bağımlılık yönünden uyuşturucudan aşağı kalmaz kumar. Ki belli bir aşamadan sonra tedavisi de mümkün değildir. Evet. Cebindeki paralar artık bitti. Çalmaya başladı evden. Annesinin çantasından, babasından. Gitti yine oynadı. Yine kaybetti. E ne oldu? Yasal kumar oynuyor değil mi? Şimdi olayın bir sonraki aşaması var. Artık parası yok ama bağımlı oldu. Kötü niyetli tefeciler burada devreye giriyor. Diyorlar ki ya paran olmasına gerek yok, biz sana kredi açıyoruz. Bakın birçok ilçeden, birçok aileden bu şikayetleri alıyoruz biz. Hem de anımsanmayacak kadar fazla. Çocuğu kredi açıp kumar oynattırıyorlar. Yasa dışı kumar. Belli bir aşamadan sonra işi gücü olmayan, hiçbir gelir olmayan o çocukları 200 bin lira, 300 bin lira gibi fahiş miktarlarda borçlandırıyorlar. Ondan sonra ailesinin evi varsa, arabası varsa el koyuyorlar. Eğer yoksa diyorlar ki sen artık bizim için çalışacaksın. Ne yapacak? Uyuşturucu satacak. Farklı kötü yönlerde kullanılacak. Ne oldu şimdi? Yasa dışı kumarın önü şimdi mi açıldı? Yoksa hiç devlet eliyle oynatmasaydınız mı açıldı? Bu kadar basit. Evet. Bilgisayar oyunları bakın. Tekrar ediyorum. Çocuklarımızın elindeki masum bilgisayar oyunları, masum olarak gördüğümüz oyunlar kumara, kazanmasına yönlendiriyor. Sonraki aşamada yasal kumar, ondan sonraki aşamada yasa dışı kumar, ondan sonraki aşamada yasa dışı kumarın getirdiği o problemlerle beraber uyuşturucu, fuhşiyat ve daha kötü yerler. E ne yapmak lazım? Bunları kaldırmak lazım. Biz feryadı figan ettik. Bırakın kaldırmak şöyle dursun. Ne oldu biliyor musunuz? Özelleştirildi. Ve ihaleyi alan firma şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu şans oyunlarında ciroyu artıracağız. Nasıl artıracaksın? E daha çok çocuğu tuzağa çekeceğiz. Bunun şerhi bu değil mi? Evet. Ciroyu nasıl artıracaksın? Daha fazla kişiyi kurban edeceksin. Ve bununla ilgili bir örnek verdik. Dedi ki bakın İtalya Müslüman bir ülke değil değil mi Ercan abi? Evet. İtalya'da bahis reklamları yasak kardeşim. Türkiye'de serbest. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğer çocuklarımızı korumak istiyorsak bir kere televizyonlarda, gazetelerde, sosyal mecralarda kumar reklamları yasaklanacak. Şans oyunları demeniz bunun adını değiştirmez. Kumar olduğu gerçeğini, haram olduğu gerçeğini değiştirmez. İki, açık alanlarda, outdoor'da, direklerde yani otobüslerin arkasında asla ve kata bu reklamlar olmamalı. Ve Spor Toto Teşkilatı şu okulu yaptırdı. Spor Toto Teşkilatı şu spor kompleksini yaptırdı diyerek sanki meşru bir alan kazandırılıyor. Bunlara müsaade edilmemeli. Bizim liglerimiz ya Allah aşkına Türkiye'deki futbol ligleri başka sponsor bulamıyorlar mı? Siz ikinci ligi takip edeceksiniz. O sayfalardan birinden takip etmek zorundasınız. Bir yakınınız futbolcu ya da gönül verdiğiniz bir takım var. İkinci ligde, üçüncü ligde bu sayfalara takip etmek zorundasınız. Nasıl takip edeceksiniz? Önce üye olmanız lazım. Bu bahis sitelerinde. Ya bunu Allah aşkına kimse görmüyor mu? Bakın feryadı figan ediyoruz ya. Niye bu kadar dertliyiz? Çünkü aileleri görüyoruz, başa çıkamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz geldi. Diyor ki başkanım evliyim diyor, 5 yaşında çocuğum var. Neden geldin dedim. Ya dedi ben iddia bağımlısıyım, kurtulamıyorum başkanım, ne olur beni kurtar. Ve bunların sayısı neredeyse uyuşturucuyu geçti Ercan abi. E buna şimdi eğer önlem almazsanız, eğer bununla ilgili adım atmazsanız, eğer bunu meşru görürseniz, meşrulaştırırsanız, eğer hala da okulların çevresindeki kırtasiyelerde bile bu oyunların oynatılmasına müsaade ederseniz, vallahi bunun vebalinden kurtulamazsınız. Aynen. Ben devlet yetkililerine sesleniyorum. Parlamentoyu ziyaret ediyorum zaman zaman. Tüm partilerin grup başkan vekillerine de gidiyorum. Ve onlara merhum Ali Yan'ın şu sözünü hatırlatıyorum. Diyordu ki Ali İzzet Begoviç merhum. Sonsuz iktidar yok.
Sonsuz koltuk yok. Sonsuz makam yok. Her iktidar bitecek. Her koltuk, her makam gidecek ve herkes mutlaka önce halkın, sonra hakkın önüne hesap verecek. E o zaman mesulüz. O zaman sorumluyuz. İşte biz Temiz Toplum Derneği olarak bunu en gür sadayla gündeme getirmeye devam edeceğiz bundan sonra da. Aileleri uyarmaya devam edeceğiz. Ama tüm sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin bu noktada tepki vermesi lazım. Çünkü A parti, B parti, C parti değil ki. Hepimizin çocukları tehlikede. Hepimizin çocukları potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya. Onun şu için an, evet. Alkol, uyuşturucu, kumar, bilgisayar oyunları, bunların her biriyle ilgili tedbirler alalım. Geç olmadan alalım. Yoksa problemi daha kontrol altına alamayacak duruma taşımış oluruz. Evet. Allah korusun. Şu anda mahallenin her yanında bütün evlerin çoğunu ateş sarmış. Bazıları alkolle, bazıları uyuşturucuyla, bazıları kumarla, bazıları fuhuşla. Yani bizim şu anda evimizin yanmaması güvende olduğumuz anlamına gelmez. Tam tersine çıkacak yerimiz de kalmamış durumda. Evimizi de korumak için mahalleyi hep beraber el birliğiyle söndürmemiz lazım. Ya Bu şu soruyu ateşi... sorayım size. Ben sorayım size. Son 10 yılda 1,5 milyon çift boşandı bu ülkede değil mi? Evet. Birbirini deli gibi seven insanlar neden Fatih'te evlenip Sultanahmet'te boşanıyorlar? Neden? İşte Evet. bu söylediğim unsurların hepsi var. Aynen. Yani aile tarzımız değişiyor. Biz değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Ben uzakta aramaya gerek yok. Binaenaleyh olarak diyorum ki kardeşim, aileye baktığımda 10 sene önceki halimi görmüyorum. 5 sene önceki halimi görmüyorum. Hassasiyetlerimizi kaybediyoruz. Dejenere oluyoruz. Eriyoruz. Bir infial meydana gelmiş durumda. Siz ekonomide bir problem varsa bunu düzeltebilirsiniz. 5 yıl, 10 yıl neyse. Dış politikada bir probleminiz varsa bunu telafi edebilirsiniz. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl alabilir. Ama bir nesli kaybettiğinizde onu geri getiremezsiniz. Eğer bir nesli kaybederseniz de geleceğinizi kaybetmiş olursunuz. Onun için diyorum, ahlaki ve manevi manada atılacak adımlar vatan müdafası demektir bir tarafıyla. Yani hem bu tarafı kurtarırsınız hem ahiretinizi kurtarırsınız. Çok doğru. Bizim bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Yani kendi değerlerimize olan düşkünlüğümüz, hassasiyetimiz kafirlerin sapkın değerlerine olan hassasiyetinden aşağı olmamalı. Bakın ben sosyal medyayı yoğun kullanan bir kardeşiniz, bir dostunuz olarak söyleyeyim. Zaman zaman gerek Facebook'ta gerek Twitter'da LGBT aleyhine yayınlarım, mesajlarım oluyor. Bir süre sonra uyarılıyorum ve bunlar kaldırılıyor. LGBT hakkında konuşamazsın diyor. Onların kendi sapkın ideolojilerine karşı olan bağımlılığı, düşkünlüğü, korumacılığını biz öz ve öz değerlerimize karşı yapamıyoruz. Devlet bizim değerlerimizi korumuyor. Tam tersine yıkanlara teşvik ediyor sanki. Dediğiniz gibi kumarın resmileştirilmesi, millileştirilmesi adı altında yani oradan gelecek 3 kuruş vergi haram cehiz zıkkım olsun. Oradan çok daha hayırlısını biz başka kanallardan alabiliriz değil mi? Devlet o şeylere, haram vergilere muhtaç mıdır acaba yani? Ercan abi, biz Müslümanız ve Evet. bereket bir kavrama inanıyoruz. Bakın, Değil mi? Batı bereketi açıklayamaz. Biz bereketi şöyle açıklarız. Tek cümleyle. Azın çoğa yetmesidir. Aynen. Azın çoğu yetmesidir. Yani 3 kişi yemekle 5 kişinin doymasına biz bereket deriz. Değil Allah'ın mi? izniyle biz bu bahsettiğimiz kötü hasletlerden gelecek gelirden çok daha fazlasını bünyemizde oluşturabiliriz. Aynen. Bereketle daha fazlası elde edilebilir. Ama bunları bir kere evvela problem olarak görelim. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani hata yapılır, yanlış yapılır. Ama hatayı ve yanlışı meşru olarak kabul etmeye başladıysanız, o normalleşmeye başladıysa problemin büyüğü orada. Evet. Ne dedik? Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olarak bir vazifemiz var. Nedir bu vazife? Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emredip kötülükten nehyetmekle mükellefiz her birimiz. Ya böyle bir irade var karşımızda. Bu iradeye karşı biz varlık gösteremeyiz diyemeyeceğiz. Bu memleketin her bir ferdi üzerine düşeni yapacak. LGBT'yi dediniz. Evet. Bakın, yayın organlarında söylediğimiz her söz nefret söylemi olarak yerini alıyor ki biz bunu şeref nişanesi olarak görürüz. Evet. Yani sapkınlığı, sapıklığı normal olarak göremeyiz ki. Ancak buradan bizi seyreden kardeşlerimize ben önemli bir hususla ilgili uyarıda bulunmak istiyorum. Hani biz bugün söz söylüyoruz ve tepki alıyor diyoruz ya. Evet. Yarın
bu tepkiyi biz Allah korusun kendi çocuklarımızdan alacağız. Maalesef. Öz çocuğumuz çıkacak diyecek ki ya siz nasıl insanlarsınız diyecek. Ya özgürlüklere niye müdahale ediyorsunuz diyecek. Ya insanların yaşam hakkı yok mu diyecek. Sanki biz insanların özgürlüklerine müdahale ediyormuşuz gibi. Yaşama alanlarına karşı sanki biz tecavüzde bulunuyormuşuz gibi bir algı oluşturulacak. Kendi çocuklarımızın zihinlerinde bile. Maalesef. Uzakta aramayın. Ve bunun örneklerini görmeye başladık. Onun için hani dedim ya aileler önce bir kere doğru rol modeli olmalı diye. Bizim otokontrol sistemimiz olmak zorunda. Kendimizi tam manasıyla kontrol edebilmemiz lazım. Bu kadar büyük bedeller ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Basit. Ne güzel söyledin Ercan abi. Değerlerimizden koparsak, inancımızdan koparsak, bizi biz yapan o unsurları, o özellikleri kaybedersek elbette ki bedel ödeyeceğiz. Ödüyoruz işte. Kaybediyoruz. Toplum olarak kaybediyoruz. Ama buna bir dur dememiz lazım. Onun için gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Alkolle ilgili de, uyuşturucuyla ilgili de, sapkınlıklarla ilgili de adam gibi duracağız, doğru bildiğimizi dile getireceğiz. Bakın bu yaptığımız çalışma bir tarafıyla hılfül fudul çalışmasıdır. Asr-ı Saadet'teki hılfül fudul çalışması gibidir. Dolayısıyla biz eksik gördüğümüzü dile getireceğiz. Şans oyunu değil kumar diyeceğiz. Evet. Özgürlük değil sapkınlık diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunlarla ilgili biz cesur bir şekilde sesimizi çıkarmazsak eğer Allah korusun pimi çekilmiş bomba bugün sokakta görüyoruz. Yarın kapımızın önüne getirir bırakırlar. Konu açılmışken hani bir katkı olarak şunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum bir de. Aslında devlet tamamen bu konuya bir haber değil. Ama büyük bir koordinasyonsuzluk ve eşgüdümsüzlük var. Ne demek istiyorum? Mesela kafirler sapkın davalarını yaymak ve yaygınlaştırmak için dört koldan farklı cephelerden aynı anda koordine saldırıyorlar. Medyasıyla, internetiyle, dizileriyle, ürünleriyle, sanatçılarıyla, filmleriyle değil mi? Her koldan hepsi aynı hedefe yöneltiyor ve bakıyorsunuz bütün yabancı dizilerin hepsinde ya da filmin hepsinde standart göreceğiniz şeyler eşcinsellik, sapkınlık, uyuşturucu, alkol ve gayrimeşru fuhuş. Ya Bunlar bağlı film hepsi... platformları bunlar olmadan dizi, film almıyor zaten. Aynen. Diyor ki kardeşim bana film mi getireceksin? İçinde bunlar olacak diyor. Olmazsa ben senin filmini almıyorum diyor zaten. Aynen. Şimdi bunlar böyle yapıyorken devlet nasıl davranıyor? Ben şimdi vatandaş olarak hem de devlet memuru olarak görüyorum. Şimdi İçişleri Bakanlığı ve işte Savunma Bakanlığı sınırlarda asayiş yönüyle canını dişine takıyor. Yani ne yapıyor? Gördüğü zaman her ne kadar kaçırdıkları olsa da gördüğü uyuşturucu tacirlerini işte sahte içki üretenleri vesaire falan onlar için kora mücadele yapıyor ve bazen bu yönde şehit de oluyorlar. Allah razı olsun kendilerinden, emeklerinden. Güvenlik kuvvetlerimiz büyük bir oranda görevini yapıyor. Ama bakıyoruz Gençlik Bakanlığımız var değil mi? Gençlik ve Spor Bakanlığımız var. Ben hiç onların böyle bir faaliyetini duymadım. Aile Bakanlığımız var. Aile Bakanlığımızın işi gücü kadınlara yönelik şiddet. Başka bir şey değil yani. Kadın Bakanlığı aslında ama tamamen mevzuyu oraya çevirmişler. Ya bu ailede erkekler var, çocuklar var, gençler var, kadınlar var, yaşlılar var. Bu aile birliğini korumak için, sosyal manevi değerlerimizi yükseltmek için ne yapabiliriz? Diyanet İşleri Başkanlığımız cuma günleri konjüktüre göre yukarıdan verilen talimata göre hutbe okumakla işi yaptığını zannediyor. Halbuki imamlık namaz kıldırma memurluğu değildir değil mi? İmam toplumun rehberidir. Her imam bulunduğu yerde sokaklarda insanların nabzını tutmalı, oradaki problemler hakkında sosyal raporlar hazırlamalı. İyi günde kötü günde yanlarında olmalı. Biz bu imam kardeşlerimiz sadece gidip orada ayırdıkları yarım saat, bir saat namazla o ücreti hak ettiklerini mi zannediyorlar? Allah bunun hesabını sormayacak mı? Dolayısıyla hepsinin, yani Eğitim Bakanlığı yine öyle. Eğitimde sapkınlıkları şey yapıyoruz. Bir kere ateist bir felsefeyle, müfredat da Fulbright Anlaşması'nın etkisiyle ateist bir yaklaşımla çocuklarımızın zihni boşaltılıyor, kör ediliyor. Demek istediğim eğitimiyle, milli eğitimiyle, resmi kurumlarıyla, güvenlik kurumlarıyla, Aile Bakanlığı'yla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla topyekün hedefe kilitlenerek odaklanması lazım. Eskiden mazeretimiz vardı, eskiden bakanlar kurulu vardı, başbakan vardı. Hepsi bağımsız telden oynayabiliyordu, koalisyon vardı, şuydu buydu. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Şu anda tek adam,
Tek kişinin her dediği oluyor. Bütün bakanlar artık seçilmiş değil, bürokrat. Eskiden bakanlar seçilmişti ve yüksek güce sahipti, etkiye sahipti. Şimdi hepsi bürokrat. Pat diye değiştirilebiliyorlar. Öyleyse artık bu işlerin düzelmemesi için bir bahane kalmadı. Tıpkı Ayasofya'nın açılması gibi, tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi gibi gerisinde gelmesi lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersin kardeşim? Tabii. Yani bu noktada ben şunu söyleyeyim. Yani bizi yönetenlerin bizden hassasiyetlerinin farklı olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Bizim gibi inandıklarını biliyorum. Ama hani şair İsmet Özel'in meşhur bir sözü var. Ne derler ki diye kahrolası bir put vardır. Ya Allah aşkına biz kimin ne diyeceğine mi bakacağız? Değil mi? Ben diyorum ki sokaklar yanıyor, çocuklarımızı kaybediyoruz. Aynen. Yani bu çocukları bizim çocuklarımızsa eğer, bunları kurtarmazsak eğer, emin olun her birimiz hesaba çekileceğiz ya. Bu kadar basit. Evet. Fotoğraf ortada. Yani Aile Bakanlığı aileler çözülürken bu aileler neden çözülüyor diye bakıp bununla ilgili önlem almak için kurulmuş bir bakanlıktır değil mi? Yani. Ama bu problem daha da derinleştiriliyorsa şimdi İstanbul Sözleşmesi çok mücadele ettik. Siz de çok mücadele verdiniz. Ben şahidim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi kötü bir şeymiş dedik kaldırdık. Tamam. Bugüne kadar hata yapılmış dendi. E peki İstanbul Sözleşmesi'ni bizim önümüze getirenler, imzalatanlar, propagandasını yapanlar neredeler? Pişmanlar mı? Değiller. Hala Halen başüstüne devam taşıyor. ediyor. Hala Ya devam yanlış ediyor. tabii 6.284 devam ediyor. Yani bununla ilgili bir hata varsa ortada hatayı yapanlar bir bedel ödesinler ya. Değil Bir mi? el çektirsinler görevlerden değil mi? Yani. E bunlar yapılmıyor. E şimdi kadına şiddet meselesi. Biz temiz toplum hareketi olarak çalışıyoruz bunun üzerine. İstanbul Sözleşmesi'nde de bunu dile getirdik. Dedik ki bakın sembol isimler var. Özgecan Aslan var. Emine Bulut var. Pınar Gültekin var. Bunların her biri sözleşme yürürlükteyken öldürüldüler. Yani bu insanları koruyamayan sözleşme Allah aşkına nasıl kadına karşı şiddeti engelleyecek sözleşme olarak adlandırılır dedik. Diğer bütün hani şeyleri görmezden gelsek bile unsurlar. E şimdi ben hep şunu ifade ediyorum. Biz öyle bir hale getirildik ki toplum olarak sadece hakları konuşuyoruz Ercan abi. Kadın hakları, çocuk hakları, tüketici hakları. Ama kimse sorumlulukları konuşmuyor. Evet. Kadınların hakları vardır, sorumlulukları da vardır. Erkeklerin hakları vardır, sorumlulukları vardır. Çocukların hakları vardır, sorumlulukları vardır. Tüketicinin hakları vardır, sorumlulukları vardır, değil mi? Evet. Ama Batı öyle bir empoze etti ki biz sadece hakları konuşuyoruz. Kimse sorumlulukları konuşmuyor. Sorumlulukları konuşmadığımız için aileler yıkılıyor. Maalesef. Sorumlulukları konuşmadığımız için çocuklarımız heba oluyor. Sorumlulukları konuşmadığımız için bugün şikayet ettiğimiz hususlarla imtihan ediliyoruz adeta. E, Evet. peki ne olacak da düzelecek? İşte tam manasıyla sivil toplum kuruluşları sivil kalarak sözlerinin makis bulacağı adımlar atarlarsa, muhatapları tabirini sözleri tutup silkelerlerse bu problemler o zaman çözülebilir. En azından somut adımlar atılabilir. Evet. Zor değil ki bunlar ya. Zor değil. E, dün Yani eleştirdiğimiz şeyleri, dün şikayet ettiğimiz hususları bugün biz yapacaksak ne kıymeti kaldı? evet. Öyle değil mi? Son bir cümle Haklısın. söyleyeyim. Herhalde süre bitti. Evet, ben En de büyük problemlerimizden bir tanesi de bir adım atarken dostlar alışverişte görsün mantığıyla atılan adımlar. maalesef. Ya ben şu kadar bağımlıya dokundum diye filanca belediye. Ya senin içinde onun yüzlerce kat daha fazlası bağımlı var. Ama yaptın. Ben şunu yaptım ve yaptım ve Twitter'dan paylaştım. Arkadaş bir işi Twitter'dan, Instagram'dan paylaşmak için yapıyorsan her şeyi bir kenara bırak o işin bereketi olmaz ki. Öyle mi? Evet. Onun için biz bir iş yapıyorsak ihlasla ve samimiyetle yapacağız. Evet. Bir adım atıyorsak Allah'ın rızasını bekleyerek o adımları atacağız. O zaman demin de söylediğim gibi çalışmalar bereketlenecek. Biz yaptığımız bir sonraki programda olumsuzlukları değil, hayırlı güzel adımları konuşacağız inşallah. Rabbim bize İnşallah. o günleri göstersin inşallah. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bize vakit ayırıp bu değerli bilgileri hatırlattığın için, farkında olmadığımız şeyleri tekrar kulaklarımıza soktuğun için inşallah bunlar da etkili ve yetkili kişiler tarafından duyulur, görülür ve daha ciddi adımlar atılır diye bunun yayınlanması ve yayılması için elimizden geleni yapacağız. Biz USP olarak toplumun bütün problemlerini dile getirmeyi ve çözümlerle buluşturmayı
hedef edilen bir sivil toplum kuruluşu, düşünce kuruluşuyuz. Bu açıdan da çok mutlu oldum böyle bir programa vesile olduğum için. Allah razı olsun. Rabbim bereketini halk etsin inşallah. Amin. Başka bir Usbun seminerinde tekrar buluşmak üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı geceler dilerim efendim.